तारे बिन मैं जैसे धरती बंजर, तने को जूं मैं बाहर भीतर, ऐसी रंगी रंग रसिया। Ne yapıyorsun orada? Kenara çekil. Ben. Çekil. Takıldı. İğneyle iplik alıp gel. Ne? Bunu sen yırttığına göre dikmek de sana düşer, öyle değil mi? Rudra abi. Dün gece ne yaptın? Güzel uyuyabildin mi?
Dinle. Ben benim... şeye, iğne ve mavi bir ipliğe ihtiyacım var. İğne iplik mi? Neden? Sen iğne iplik ver yeter. Var değil mi? Rudra. İşçileri eve geri çağırmamız gerekiyor. Evin orta yerine çektiğin o ipi çözeceğim. Samrat oğlum. Hayır baba. Bu böyle olmayacak. Eve dışarıdan kimse girip çıkamaz oldu. Sadece ailemize de zarar vermiyor. İşler de zarar görüyor. Susalım mı yani? Bu ev senin değil. Benim babamın evi. Dolayısıyla ben de evin tek varisiyim. Kimseye hesap vermek gibi bir mecburiyetim yok. İstediğimi istediğim yerde yapma hakkım var. Ayrıca şükredin sadece ip çektim. İpinizi sokağa dağıtabilirdim biliyorsun. Böyle konuşman hiç hoş değil. Madem hoşuna gitmiyor, neden dinliyorsun? Gidebilirsin. Samrat, oğlum beni dışarıda bekle. Rudra oğlum. O odaya kimsenin girmesini istemediğin özel bir şey sakladıysan bunu söyleyebilirsin. Sen bana bunu ne cüretle sorarsın? Oğlum hayır, ben sadece... Dinle. Oğlun umurumda bile değil. Ona saygı duymuyorum. Ama seni üzmek istemem. Burası ofis. Özel konular burada konuşulmaz. Evde işçi falan da istemiyorum. Az önce benden yarım gün izin istedin. Gidebilirsin. İyi de baba. Tam da sonuç almaya çok yaklaşmıştım. Neden odadan çıkmamı istedin? Ne yapacaksın şimdi? Bak oğlum. Şimdi ayin zamanı. Evimize dönelim. Sonra konuşuruz.